Kelimelerin ana yurdu ve tarihi. Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün. Açık Radyo'da İskender Savaşır'ın hazırlayıp sunduğu Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi adlı programa hoş geldiniz. Ben Ömer Lekesiz. Bu programın asıl sahibi İskender Savaşır. Bugün yok. Bense iki nedenle buradayım. Birinci nedenim, Açık Radyo dinleyicilerine olan bir özür borcumdur. Geçen hafta İskender Savaşır ve Zeynep Sayın'la birlikte konuştuğumuz yara kavramında biraz aşırı yorum saplantısından ya da kaygısından, biraz da dikkatsizlikten diyelim ama sonuçta bir hata olarak soyutlama anlamındaki sözcüğü yanlış kullandım ve yanlış anlaşılmaya sebep oldum. Bunun için Açık Radyo'nun seçkin dinleyicilerinden özür diliyorum efendim. İkincisi, İskender Savaşır'ın seyahati nedeniyle burada olmaması, programında kesintiye uğramaması noktasında benden bir katkı talep edilmesi ve benim de bu nedenle burada olmamdır. Elbette İskender Savaşır'ın ve onun güzide konuklarının yerini doldurmak gibi bir iddiam olamaz. Ama en azından onların eşiğini gösterdikleri yara kavramının çevresinde gezinerek yine onların önceki sözlerine bir ek yapma cahil cesaretini göstermeye çalışayım efendim. Söz konusu programda yıldırımın göğü yarması, göğün ifade olarak yağmurun toprağı yarması, yara sözcüğü çevresindeki pozitif karşılıklardır demiştim. Konuya buradan devam etmek istiyorum. Mircea Eliade, Metroitlerin göksel yani eril nitelikleri kesindir. Çünkü sonraları insanlar kimi Silekslere ve Neolitik gelişlere yıldırım taşı, yıldırım dişi ya da Tanrı'nın baltası gibi isimler vermişlerdir. Bunların bulundukları yerlere yıldırım düştüğüne inanılırdı. Yıldırım gök tanrının silahıdır. Bu tanrı fırtına tanrısı tarafından kovulunca yıldırım kasırga tanrısı ve yer tanrıçası arasındaki hiyograminin işareti haline gelmiştir. Böylelikle Girit'teki yarıklar ve mağaralarda bulunan çift ağızlı baltaların sayısının bu kadar çok olmasını açıklayabiliyoruz. Tıpkı yıldırım ve metroitler gibi bu baltalar da yeri yarıyorlardı. Başka bir deyişle gök ile yerin birleşmesini simgeliyorlardı diyor ve eski Yunan'ın en ünlü yarıklarından biri olan Delphon adının da bu mitsel imgeye dayandırıldığına, Yunanca rahim sözcüğünün Delphi'nin bu sözcükle bağlantısına dikkat çekiyordum. Bu demektir ki yara, yarık, yarma sözcükleri gerek tanım gerekse eylem planında bereketin, üremenin de karşılığı olabiliyor. Buradan baktığımızda yara kapalı olanın içindekine, zırhlanmış, kabuklanmış olanın içindeki gize de işaret ediyor ve yarma eylemiyle biz içtekine, ondaki gizlere nüfuz edebiliyoruz. Örneğin hayatımızı kolaylaştıran madenler yerkürenin içindedir. Üstü toprakla, taşla, bitkilerle kaplanmıştır. Bizim onlara erişmemiz için toprağı yarmamız, yaralamamız gerekiyor. Efendim, burada Rabih Ebu Halil'den bir müzik parçası girelim, sizleri birazcık dinlendirelim ve sonra kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun, Rabih El Halil. Thank you.
Efendim, Ravhi Ebu Halil Lübnanlı bir udi. Bir de Yara adlı albümü var. Aslında biz Yara adlı albümünden size bir parça dinletmek istedik ama sevgili Açık Radyo dinleyicilerini hüzne götürmekten seneşeye götürmenin daha uygun olacağına karar verip son anda parçayı değiştirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, Yara deyince tıpkı Gilbert Sokard'ın "Bir ağaç ağaçtan daha çoktur" deyişindeki gibi yara kavramının da yaradan daha çok olduğunu söylemek durumundayız. Sözcüklerden, mitolojiden, kozmolojiden uzaklaşıp gündelik hayatımıza döndüğümüzde kavramın birçok hayati olgunun karşılığı olarak kullanıldığını fark ettiğimizde yaranın çok uçluluğuna daha da yaklaşıyoruz. Örneğin dil yarası, gönül yarası, yarasını sevmek, eski yara, yeni yara, yarasını aramak, ruhta açılan yara. Bunlar ve benzeri deyimler varlığı kuşku götürmeyen ancak fiziki olarak tanımlama ve yer belirlemesi kabul etmeyen deyimler olarak bilinir. İşte bir Haydar Ergülen şiiri, Bıçak. Kadın gözlerinin eski gürültüsünü göçebe ırmağını gezdiriyor. Suç ortakları gibi. Gövde arayan bıçak yarasıyla buluşuyor. Bağışlıyor yoksul sevişme taklitlerini. Kalbimizin gam yükünden geçilmediği yalan, yaralarımızı gösterecek kadar seviştiğimiz de, diyor Haydar Ergülen. Ya da şu şarkı sözündeki gibi, eski yardan yeni yardan, gerçek sözler eski yardan, ben yareyim sen derman, kes umudu eski yardan. Şimdi dinlediğimiz bu programın asıl sahibi İskender Savaşır iki gün önce bana gönderdiği e-postayı şu cümlelerle kapatmıştı. Ben divan edebiyatını bilmem ama herhalde böyle en ünlü çift lisan anlamındaki dil ve gönül anlamındaki dil arasında şairlerin kurduğu ilişkiler. Tabii yara söz konusu olduğunda da hemen akla cerahat anlamındaki yara ile sevgili anlamındaki yare geliyor.
belki daha ileriki programlardan birinde de böyle bir temanın izini sürebiliriz, ne dersiniz demişti. Evet, ben bu sözcüklerimle, yaklaşımlarımla ve getirdiğim o şiir örnekleriyle yönümü bu eşeğe dönmüş oldum zaten. Ne diyelim, sonrasını usta bilir. Yara, yarmak ve yare ve bunların araçları, aygıtları. Savaş tarihi dediğimiz şey aslında yaralama, bir kuşatma ordusunu yarma araç ve aygıtlarının tarihi değil midir? Çakmak taşı, balta, bıçak, satır, ok, mızrak, kılıç, ateşli silahlar, bombalar, savaş uçakları. Savaşın adını koyan, tarihini belirleyen araçlar ve aygıtlar. Kol ve pazu gücünden, tetik ve strateji üretiminden, akıl ürünü insansız savaş araçlarına geçiş. Buradan bakınca modernizmi, sonu toplu imhalara çıkan, büyük bir yaralar açma, yaralama, yarma tarzı olarak da okumak mümkün değil midir? Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan hidrojen bombaları, Japonya'da kapanması çok zor vahşet ürünü yaralar açma eylemi değil de nedir? O insanlar öldü, o insanların geride bıraktıklarının ruhunda hala o hidrojen bombalarının yaralama izleri devam ediyor. Her yeni doğan Japon biraz da Hiroşima ve Nagasaki'nin yarasını taşıyor. İlk el zamanlardaki kılıçların, mızrakların açtığı yaralar bunun için daha insani değil miydi? Yani yeni silahların gücü artık daha vahşice yara açma kabiliyetlerine göre ölçülmüyor mu? Evet, sonrasını usta bilir demiştim. Sözü uzatmayı bırakarak Açık Radyo'nun siz seçkin dinleyicilerine veda ediyorum. Esenlik içinde olasınız efendim. Hoşça kalasınız. We'll be right back.
Kelimelerin ana yurdu ve tarihi. Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün.